Sevgili arkadaşlar, bu videoda size şu anda insanlığın en büyük problemi olan, kötü bir alışkanlık olan erteleme davranışından bahsetmek istiyorum. Bu erteleme davranışından dolayı başınıza neler geliyor ve neden bu erteleme davranışını bırakman lazım? Bu kötü davranıştan nasıl kurtulursun? Senin eline çözüm vermek istiyorum. Bu videoyu sonuna kadar izlersen sen de bu kötü davranıştan kurtulabilirsin. Şimdi sevgili arkadaşlar, erteleme rahatsızlığı aslında her ferdin hayatını zehir ediyor. Yani önüne fırsat geldiğinde o fırsatı değerlendiremiyor. Peki şöyle örnek vereyim. Örneğin sen bir şeye karar verdin. Bu kararından dolayı sorumluluk alman gerekiyor, değil mi? Bazı davranışları değiştirmen gerekiyor hayatında. Yani eskisi gibi hareket etmemen gerekiyor. Yani bir sorumluluk, bazı fedakarlık yapman gerekiyor. Bu sorumluluktan kaçmak için insanlar genellikle erteliyorlar. Bahaneler uydurarak erteliyorlar. Ne diyor mesela? Şöyle örnek vereyim. Kişi nişanlandı, 6 ay sonra düğün olacak. 6 ay sonra evlenince sorumluluk alması gerekiyor. Bazı fedakarlıkları yapması lazım veya ben dememesi lazım artık. Biz demesi lazım, değil mi? Evlenince. İşte bu sorumluluğu almamak için eften püften bahaneler uydurarak erteliyor nişanlılığı. Ne yapıyor? 3 ay daha uzatıyor. Sonra 3 ay sonra yine vakti saati geliyor, söz verdiği gibi. Bu sefer bir 3 ay daha erteliyor. 1 sene ertelemiş oluyor. Ben örneğin 8 sene nişanlı kalıp sonra evlenemeyen insanlar gördüm. Bunun sebebi ertelemek. Şimdi şöyle örnek vereyim sevgili arkadaşlar. Ön sezgilerinle bir fırsatı sen hissettin önceden. Yani önünde bir dere akıyor. İleride bir sandal dolusu altın var. Bu sandal biraz sonra senin önünden geçecek. Ve sen sadece önüne geldiğinde elini uzatıp o altınları alacaksın, bu kadar. Bunu sen hissettin, gördün ön sezgilerinde. Ve burada iyi niyette olduğunu düşün. Yani bir hediye geliyor senin önüne, lütuf geliyor. Sen bu önüne gelen sandal için sen şunu der misin? Yani şu sandala elimi uzatmayayım, daha büyük gelecek, daha büyük bir fırsat gelecek, ben onu değerlendireyim der misin? Ama diyor insanlar genellikle, değil mi? Daha büyük bir fırsat gelecek. İş imkanı geliyor mesela. Diyor ki daha güzel bir iş yeri bulabilirim. Veya Almanya'da örneğin üniversitelerde bir öğrenci üniversiteye başlıyor. 3 ay sonra diyor ki ya ben bunu boş vereyim, bırakayım. Bir sonraki fakülteye kayıt olayım. Yani bir sene sonra başka bir fakülteye kayıt olayım diyor. O işi erteliyor. Seneye başka bir üniversiteye kayıt oluyor. Onu da beğenmiyor. Yine erteliyor. Sürekli erteliyor. 30-35 yaşına gelip hala üniversite okuyanları biliyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi eğitim meselesinde de yine aynı bu şekilde insanlar bir şeye karar veriyor. Kendini geliştirmekle alakalı. Karar veriyor fakat erteliyor. Diyor ki şu anda çok işim var. Şu anda teyzemin dünürünün babasının amcası hastalandı. Ondan dolayı saçma bir bahane bularak erteliyor. Kendine yatırım yapacak, kendini geliştirecek ve önüne bir fırsat geldi. Sürekli bu şekilde saçma sapan bahanelerle, saçma sapan mazeretlerle ne yapıyor? Erteliyor. Fakat o uygun zaman gelmeyecek. Hiçbir zaman senin teyzenin, amcasının, dayısının, bilmem nesinin, dünürünün abisi hiçbir zaman iyileşmeyecek veya başka birisi çıkacak. Zaten hep engel çıkacak. Senin zaten günlük olarak beyninde 90 bin kere negatif seni telkin eden bir vesvesen, bir evhamın var. Zaten hep üretecek o. Yani sen o uygun zamanı hiçbir zaman bulamayacaksın. O yüzden karar verdiğinde, niyet ettiğinde direkt tekbiri getireceksin. Yani eyleme geçeceksin. Davranışına yansıtacaksın. Karar verdiysen, niyet yaptıysan. Şöyle, sen namaza niyet ettin. Elini kaldırman lazım normalde. Sandalyeye oturup beklemek nasıl saçma bir davranışsa, işte aldığın kararların arkasından hareket etmemek işte o kadar saçma. Ve senin hayatına zarar veriyor. Başkasının hayatına değil. Senin hayatını negatif etkiliyor. Önündeki o fırsatı değerlendiremiyorsun. Yani o altın dolu sandal önüne geldiğinde elini uzatıp alman varken erteliyorsun ve önündeki o fırsatı değerlendirmediğinden dolayı bu sefer ne yapacaksın? Kafanı kuma gömüyorsun. Kafanı kuma gömdükten sonra da bu benim suçum değil diye teselli etmeye başlıyorsun. Bu benim yüzümden olmadı. Benim
teyzemin dünlüğünün bilmem nesinden dolayı oldu. Onun yüzünden oldu. Bunun yüzünden diye sorumlulukları hep başkalarına atacaksın ve hayatın bu şekilde ziyan olacak. Dolayısıyla sen eğer iyi niyet ile bir karar aldıysan, niyet hayır, akıbet hayır çünkü, o zaman hemen eyleme geçeceksin, hemen davranışına sergileyeceksin, hemen tekbiri getireceksin. Yani elini kaldırıp başlayacaksın. Sevgili arkadaşlar, bu kötü davranış olan erteleme davranışı senin hayatında her alana, yani senin hayatında 1000 tane alan varsa bu 1000 tane hayatındaki bütün alanını zehirliyor. Yani senin hayatın zehirleniyor. Sen hayatını israf ediyorsun, sen hayatını zehirliyorsun, sen hayatını ziyan ediyorsun, ömrünü boşa tüketiyorsun. Herkes aya gidiyor, sen yaya kalıyorsun. Örneğin sen ticaret yapmak istiyorsun. Yani kendi işinin patronu olmak istiyorsun. Burada sorumluluk almamak için, fedakarlık yapmamak için erteliyorsun. Erteleyince bir türlü iş sahibi olamıyorsun. Yani senin ticaretini, senin bereketini, senin kötü davranışın olan erteleme davranışın etkiliyor. Doğrudan senin finansal durumunu etkiliyor. Ondan sonra sen başkalarını suçlayarak, ya bende niye finansal olarak güç yok? Neden ben zengin olamıyorum? Niye benim hayatımda bereket olmuyor? Başkalarını suçluyorsun bu sefer. Neden ben diye sorgulamaya başlıyorsun kendine. Ama yanlış soru soruyorsun. Bu kötü davranış olan erteleme rahatsızlığının asıl sebebi fedakarlık yapmamak, bedel ödememek, sorumluluk almamak, tembellik. Bunun çatı bahanesi de uygun zamanı beklemek. Yani zamanı değil, vakit gelmedi. Bugün git, yarın gel. Şimdi vakit ona uygun değil. Asıl çatı bahane bu sevgili arkadaşlar. Örneğin sen aile huzurunu arttırmak istiyorsun, başarını arttırmak istiyorsun, hayatına bereket katmak istiyorsun. Yani finansal olarak güçlenmek istiyorsun. Bunları yapabilmek için tabii şunu da biliyorsun artık. Kendini geliştirmen lazım. Kendini geliştirmen gerektiğini biliyorsun ama kendini geliştirmeyi erteliyorsun. Hocam şimdi vakti değil. Çocuğum dünyaya gelecek. İşte hanımın ateşi var. İşte kayınpederin dizi ağrıyor. Şu anda çok yoruluyorum. Şu anda çok yoğun çalışıyorum. Şu anda vaktim yok. Aile içerisinde sorunlar yaşıyorum diyerek sen erteliyorsun. Kendini teselli ediyorsun aslında. Bir çeşit de karşıdakini kandırmaya çalışıyorsun. Yani o eften püften bahanelerden dolayı ben kendimi geliştiremiyorum diyorsun ama istediğin şey ne? Daha fazla başarı, daha fazla huzur, daha fazla bereket, finansal olarak güçlenmek ve özgüvenini arttırmak istemene rağmen kavuşmak istediğin o yere gitmek için kendini geliştirmen gerekirken bahaneler üretiyorsun. Asıl o problemleri çözmek için şimdi hareket etmen lazım. Çünkü o problemlerin çözümü senin geliştirmene bağlı. Aslında şimdi hareket etmen lazım. Yani önüne fırsat gelmiş ve değerlendirmen gereken zaman şimdi. Yani erteleyemezsin. Erteledikçe o büyüyecek, o problemler büyüyecek. İlk önce küçük olan o yığıntı büyüyecek ve dağ gibi büyüyecek ve o problemlerin altında kalacaksın ileride. O yüzden şimdi problemler büyümeden, dağ gibi üzerine yığılmadan hareket etmen lazım. Şimdi sana bu kötü davranış olan erteleme davranışından kurtulmanın yollarını söyleyeceğim. Sevgili arkadaşlar, erteleme probleminden kurtulmak istiyorsanız o zaman şu anda bir çözüm var. O çözüme odaklanın sevgili arkadaşlar. Bir kere çözüm şu: farkındalık oluşturmak. Farkındalık nedir? Gerçeği öğrenmek. Gerçek nedir biliyor musun? Gerçek şu: hiçbir zaman senin erteleyecek bahaneler tükenmeyecek. Her zaman bir bahane çıkacak karşına. Her zaman bir mazeretin olacak. Yani şimdi hanımının ateşi olduğundan dolayı başlayamıyorsun. Bir ay sonra başlamak istiyorsun. Bir ay sonra başka bir problem çıkacak karşına. Sürekli o problemler devam edecek. Yani bahaneler, mazeretler devam edecek. Bir kere bu gerçeği kabul et. Yani sen o mazeretlerin, o bahanelerin bitmesini bekleyene kadar zaten ömrün tükenecek. Bir kere bunu bil. Gerçeği bu. Problemler bitmiyor. Sadece problemler büyümemesi için sen hemen harekete geçmen lazım. Sen hareket etmezsen problemler büyüyor ve ömrünü tüketiyorsun. Ömür tükeniyor, zaman ilerliyor. Çünkü sen 1000 sene yaşamayacaksın. Senin belli bir zamanın var, yaşama zamanı var, bir vaktin var.
Bu vakit içerisinde önüne fırsat geldiğinde değerlendireceksin. Sen hareket etmezsen boşa zaman geçecek ve problem, çözmediğin problem büyüyecek. Dün geçti, yarın var mı? Gençliğe de güvenmem, ölen hep ihtiyar mı? Şöyle bir söz var sevgili arkadaşlar. Bu dünyanın cefasından sefasına sıra gelmez. Gafil olma, ilme çalış. Geçen günler geri gelmez. Yani sen bu dünyanın cefasından, o kadar cefası, o kadar mazeretlerin, o kadar sıkıntıdan olacak ki sefasına, yani o aradığın huzura ulaşamayacaksın bir türlü. Ulaşabilmenin bir yolu var. O da ne biliyor musun? Gafil olma. Bilgisiz kalma. İlme çalış. Yani kendini geliştir. Çözümler bul. Çareleri bul. Ve bu çareleri, bu çözümleri hayatına uygula. Çünkü geçen günler geri gelmez. Günlerin, zamanın geri gelmeyecek. Tüketeceksin. O yüzden harekete geç. Hayatın sınırlı çünkü. Cefadan sefaya vakit gelmiyor ki. Eğer kendini geliştirmezsen, ilmi öğrenmezsen, bilimi öğrenmezsen, kendini geliştirmezsen, çareyi öğrenmezsen, zaten sana bir sürü çaresizlikler öğretmişler. O çaresizlikleri biliyorsun sadece. Çareyi bilmiyorsun ki. Çareyi bilmek için de zamanı tüketmemen lazım. Hareket etmen lazım. Kendini geliştirmen lazım. Ki günler sayılı sevgili arkadaşlar. Sen eğer niyet ettiysen hemen eyleme geçeceksin. Davranışına yansıtacaksın. Niyet ettiğin arkadan tekbiri getirmen lazım. Doğrusu bu. Şu anki sen geçmişte yaptığın davranışlarından oluşuyorsun. Eğer şu anda sen şikayet ediyorsan halinden, o zaman geçmişte hep erteledin. Devamlı bahaneler ürettin. Zamanım yok dedin. O yüzden şu anda sıkıntı yaşıyorsun. O zaman sen gelecekte sefayı yaşamak istiyorsan, huzuru, mutluluğu, başarıyı, bereketi yaşamak istiyorsan şimdi davranışını değiştirmen lazım. Yani bu bahaneleri, bu mazeretleri kafandan çıkarıp harekete geçmen gerekiyor. Davranışına yansıtman gerekiyor. Yaptığın niyetleri davranışına yansıtman gerekiyor. Artık bu erteleme probleminden kurtulmak için anlattıklarımı davranışlarına yansıt ve harekete geç. Sevgili arkadaşlar, biz bu konularda binlerce insana yardımcı olduk. Yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı olduk. Eğer bu konularda sizlere de yardımcı olmamızı istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilmek için hemen bu videonun altındaki linke tıklıyorsun, formu dolduruyorsun ve gönderiyorsun. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.